Hoş geldiniz. Değerli dostlar, önemli başlıklarımız var ama önce Hamas olayı. İsrail Başbakanı Netanyahu bizim iki gün önce söylediğimizi dün doğruladı ve dedi ki saldırı sonrası Orta Doğu haritası değişecek. Hiç kuşku yok Orta Doğu'daki her gelişme Türkiye'yi doğal olarak etkiler ve etkileyecek. En basiti her çatışma yeni göç dalgası demek. Bu saldırı sonrası bile sadece Filistinliler değil, İsrailliler ve İranlılar bile Türkiye'ye kaçma telaşında. Oysa 10 milyonu aşkın göçmeni barındıran Türkiye'nin yeni sığınmacı dalgalarını ne siyaseten ne de maddi olarak taşıyabilir. İlaveten bölgede istikrarsızlık ve savaş eşittir Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönememesi anlamına geliyor. Hadisenin göçmen boyutunun ötesinde unsurları da var. Türk kamuoyu ve siyasetinin İsrail'in halen sürdürdüğü yıkım ve insan avına ne kadar suskun kalabileceği meçhul. An itibarıyla takdir eder politika takip eden Tayyip Erdoğan'ın yarın ne yapacağı da meçhul. Bu Erdoğan ki birkaç sene önce Filistin için ağlayan adamdır. Bunu söyleyen de o dönem en yakınındaki isim olan Ahmet Davutoğlu'dur. Hadisenin duygusal, ideolojik boyutunun öteleri de var. Dayatılacak yeni bölge dızayınları Türkiye'nin bekasını tehdit edebilir. Ki kurulmaya çalışılan Kürt devleti bunun bir örneği. Erdoğan an itibarıyla real politik olgularla hareket ediyor. İsrail ve Amerika'yı karşısına almak gibi bir lüksü de yok. Böyle bir şey yaparsa kendi siyasi sonunun geleceğini biliyor. Yine bu bağlamda malum Türk siyası Amerikan F16'ları tarafından düşürüldü. Tayyip Erdoğan'dan günler geçti, tek bir açıklama yok. Avrupa medyasının günlerdir manşetlerine taşıdığı bu rezalette Türk Cumhurbaşkanlığı'nın duymadım, görmedim modunda olması tuhaf değil mi? Oysa yapılan açık bir tecavüz ve NATO tarihinde ilktir. Ha Ankara'ya bomba atmışsın, ha Türk sihasını vurmuşsun aynı şey.'' Türk insansız hava aracını vuran Amerikan uçaklarının incirlikten kalkıp kalkmadığı bile belli değil. Çünkü onu bile açıklamıyorlar, onu bile gizliyorlar. Daha önce de ifade ettim. İktidar Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme olarak değil, incirli hava üssünü kapatması nota bile vermedi, veremedi. Ve yine heyhat diyeceğim. Bu rezalete güya muhalif olan genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener tek kelime etmediler. Bakın Türkiye'ye yapılan aşık saldırıya bile boyun eğen AKP iktidarının Hamas olayında İsrail'e tavır alması mümkün görünmüyor. Türkiye yönetimi an itibarıyla ama ekonomik sebepler ama şahsi endişelerden ötürü rehin durumdadır. Lakin şu hususu tekrar edeyim, izlenen Hamas-İsrail politikası doğrudur. Hamas ve türevleri amiyane tabirle sazanlık yaptılar, Netanyahu'nun İsrail'in oyununa geldiler ve çok ağır bedeller ödeyecekler. Dün itibarıyla Gazze'nin suları, elektriği, iletişimi kesildi, yiyecek girişlerine bile izin verilmiyor. Son saldırı sonrası Gazze kalır mı o bile meçhuldür. Realite buyken İslamcılar ve marjinal sol hamaset tüccarlığı yapıyor. En ürüperti verense Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri ki, böyle biri nasıl profesör ve de başbakan oldu anlamak mümkün değil. Davutoğlu'nun başbakanlıktan kovulması vallahi Türkiye'nin talihidir. Çünkü biraz daha o görevde kalsaydı çok büyük faturalar öderdik ki izlediği facia Suriye politikasının sonuçları ortadadır. Davutoğlu gibilerden hareketle bir kere daha kanıtlandı. İyi ki altılı masa seçimi kazanamadı. Bir başka boyut Hamas olayının turnusol kağıdı işlevini görmesi. Mesela Türkiye'nin en büyük İslam işportacısı olan Akit gazetesinin riyakarlığı bu hadiseyle belgelendi. Değerli izleyenlerim, bu arada Hamas saldırısı Türkiye'nin içerideki gündemini de örttü, perdeledi. Mesela AKP kongresi hiç tartışılmadı. Oysa Tayyip Erdoğan bu kongrede sağ kolu ikinci adam olarak görülen Binali Yıldırım'ı tasfiye etti. Bunun gerekçesi olarak en bilineni Türkiye'ye yurt dışından sermaye getireceğim yalanını söyleyen dolandırıcıya Devletin 25 milyon dolarını kaptırması ki Erdoğan bu konuda Binali Yıldırım'ı sorumlu görüyor. Kongredin genel yorumuysa AKP artık teşbihte hata olmaz Tayyip Erdoğan tarikatıdır. Vizyon, strateji, program, kadro, gelecek her şey Erdoğan'dır. O gitti mi AKP diye bir şey kalmayacaktır. Öyle olmazsa tersi olsaydı dün aktardım Tayyip Erdoğan'ın son 100 yıldır ilk defa kilise inşa eden biri olarak İslamcılardan tepki görmesi gerekirdi ki cilis bir iki tweetin dışında hiçbir şey yok. Bunun iki açıklaması var. Birincisi Türkiye'deki İslamcıların Tayyip Erdoğan'ı dini önder dini şeyh olarak görmeleri. Malum şeyhler sorgulanamaz ve her yaptıklarına keramet atfedilir. İkinci husus Tayyip Erdoğan'dan korkulması ve de çıkar hesapları. Aynı şeyit biri yapsa vallahi yürüyüşler yapılır, ülke ayağa kaldırılırdı. Değerli takipçilerim gelelim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul kongresi sonuçlarına. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da açık net yere serildi. Evet onca baskıya, onca taarruza ve de mezhep istismarına rağmen Atatürkçü gövde pes etmedi ve Cemal Can Polat ile Canan Kaftancıoğlu gibi bezirganları süpürdü. Bunun okuması yani İstanbul Kongresi'nin verdiği mesaj Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil git denmesi. Kılıçdaroğlu bu mesajı alır mı derseniz çok zor. Çünkü onun derdi gününü gün etmek ve bir gün daha fazla olsa bile şahsi tatminini sağlamaktır. İstanbul Kongresi genel kurultayı nasıl etkiler sorusuna gelince Cemal Canpolat kazansaydı Kılıçdaroğlu Kasım'da bankoydu. Ancak artık değil zira sadece sayısal olarak değil İstanbul olayının bir mesajı da olacak ve CHP dünyasını değişim yenileşme noktasında sorgulamaya itecek. Bu itibarla artık Kemal Kılıçdaroğlu Kasım'daki kurultayda bile kesin değildir, banko değildir. Kuşkusuz hala en şanslı olandır. Zira mezhep istismarı arttı. Belediye seçimlerinde aday belirleme olayı ona avantaj sağlıyor. Fakat kaybederse çok büyük bir sürpriz görülmez. Önemle vurgulanması gereken tespitse CHP'nin fiili olarak artık ikiye bölünmesi. Kasım ayında kim kazanırsa kazansın partide birlik bitmiştir. İstanbul Kongre sonucu ile kanıtlandı. Ekrem İmamoğlu bu partide var iz bıraktı. Özetle Kasım ayı sonrası ama özellikle Mart seçimlerinin hemen akabinde CHP alt üst olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarlı direnişiyle bunun adım adım taşlarını döşüyor, zeminlerini hazırlıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki mezhep tüccarlarının figüranı olmuş durumda. Oysa Battal İlgezdi ve Ali Kılıç gibilerin amacı mezhep siyasetiyle bir kere daha belediye başkan adayı olabilmektir. Hülasa CHP gelecek adına umut vermiyor. Genel merkezdeki CUMTA Tanju Özcan gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bolu'da şampiyon yapan bir ismi sığınmacılara karşı çıktı diye ihraç ederken birkaç sene önce bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırsızlıkla suçladığı Mustafa Sarıgül'ü baş tacı etti. Bakın önümüzdeki günler ve haftalarda Ekrem İmamoğlu iyi izlenmeli. Çünkü aday olmama ihtimali var. İmamoğlu eğer kaybedeceğinden emin olursa aday olmayacaktır. Kazanacağı iktidar tarafından anketlerle tespit edildiğinde de iktidar tarafından yolu kesilecektir. Kısaca İstanbul Belediyesini elde tutmak zor olacak tabii işin içinde bir de Meral Akşener gibi dehşet bir faktör var. Bu kadının ne yaptığına akıl sır erdirmek mümkün değildir. İktidara Tayyip Erdoğan'a tek bir söz etmiyor, akılda kalacak tek bir eleştiri getirmiyor, muhalif bir söylemde bulunmuyor. İşi gücü muhalefeti sabote etmekten ibaret. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş'a kaybettirmek için adeta yeminli ya da görevli. İyi Parti olarak karşısına aday çıkarmakta ısrarlı. Düşünün Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu böyle bir şey açıktan AKP'ye hizmet olur dediği için istifaya zorlandı. Faruk Köylüoğlu sağ cenahta sevilen bir isim. Babası İsmail Hakkı Köylüoğlu, Adalet Partisi'nin milletvekiliydi ve Süleyman Demirel'in çok yakınıydı. Bunlar için anlatılan şöyle bir anekdot bile var. 12 Eylül 1980'de malum darbe olur. Evinde radyo ile gelişmeleri takip eden İsmail Hakkı Köylüoğlu, Demirel'le Bülent Ecevit'in gözaltına alındığını işitince hemen gidip abdest alır. Salona dönünce açık olan radyodan partili bazı isimlerin de gözaltına alındığını duyunca tekrar abdest almaya gider. Olanları izleyen oğlu Faruk Köylüoğlu İsmail Hakkı Bey'e döner. Babacığım az önce abdest aldın ya ikinci kere abdest neyin nesi? Baba Köylüoğlu radyoyu dinlemiyor musun ulan sıra bize geliyor bizi de tutuklayacaklar. Faruk Köylüoğlu müstehsi bir ses tonuyla İyi de babacığım sen değil miydin sürekli olarak biz bu yola baş koyduk diyen? Şimdi nedir bu telaş? İsmail Hakkıoğlu bunun üzerine patlar. Köpek oğlu köpek, baş senin değil, benim başım, ben hapse gireceğim. Evet aile kökleri bu olan Faruk Köylüoğlu sırf AKP'ye Ankara'da kazandırmayalım dediği için seçimle geldiği görevi istifa etmezsen biz alacağız tehdidiyle bırakmak zorunda kaldı. Bu sebeple sadece o değil Ankara'da yüze yakın isim İyi Parti ile yollarını ayırdı. Abartı yok bu parti her gün eriyor. Nitekim daha dün önceki dönem Antalya milletvekili olan Hasan Subaşı da istifa etti. Tablo ortada. Muhalefet iktidardan bin beter durumdadır. Noktalamadan iki şey. Birincisi emekliye zam yok. Bir kereliğine 5000 bin lira verilecek ki bu parayla ancak birkaç kilo et alınabiliyor. İkinci konu Hatırlayalım tam 13 ay önceydi Murat Kurum şehircilikten sorumlu bakan olarak bir kampanya başlatmıştı ve 8 milyon kişiden 4 milyar lira müracaat parası toplamıştı. Aralarında emekliler, gençler, engelliler ve şehit yakınlarının bulunduğu az gelirli kesimler beşer yüz lira vererek umut kervanına katılmışlardı, ev ve arsa sahibi olacaklardı. Söylenene göre 4 yılda tam 500 bin ev inşa edilecek ve kuralar 2023'ün Mart ayında çekilecekti. Peki ne oldu? Sonuç ne derseniz sıfıra sıfır elde var sıfır. Yapılan hiçbir şey yok. Arşivim yani videom ortada ve demiştim ki orada bu konut olayı seçim için patlatılan ses bombası, bu evler inşa edilmeyecek. Değerli dostlar üzgünüm, maalesef haklı çıktım. Ve yine eyvahlar olsun Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu bu rezaleti bile millete hatırlatmıyor. Ne demek lazım yorum sizin son verirken malumunuz biz sizden yıllar yılı asla tek bir kuruş para yardım talep etmedik ve asla etmeyeceğiz ki bunu kendimize yakıştıramıyoruz. Sadece videomu beğenin, paylaşın ki bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.